basın mensupları. Kendi kader ve ikbalini Türk milleti ve devletinin kader ve ikbalinden ayırmayan bir kardeşiniz olarak mücadele hayatımın en anlamlı ve zorlu açıklamalarından birini yapmak üzere karşınızdayım. Sesime kulak kesilen herkese hürmet, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Biz ülkücülerin mücadelesi milletin ve devletin yüceltilmesi gayesinden ibarettir. Bu gaye her türlü çıkar ve hesabın önünde gelir. Ben Koray Aydın olarak bütün bir ömrümü Başbuğ Alparslan Türkeş'in yanında ve yolunda geçirmiş, milliyetçi ve ülkücü hareketin bekası için gündüz oturmamış, gece uyumamış bir kardeşinizim. Milliyetçi Hareket Partisi'nin gençlik kollarından başlayarak hemen her kademesinde görev almış, Türkeş'e genel sekreterlik, evlatlık yapmış bir ülkücüyüm. Bulunduğum yerden dönüp geriye baktığım zaman ülkücü hareket ve MHP'nin azamet ve ihtişamını mevcut durum ile kıyaslayabilme lüksüne ve hakkına sahip olan ender siyasetçilerden biri olduğumu düşünüyorum. MHP ve ülkücü hareketin kuruluş ilkeleri ve ülküleri mevcut yönetim tarafından ne yazık ki terk edilmiştir. Gönül seferberliği ilkesinden vazgeçilmiş, sırf farklı adayı destekledikleri için partili kardeşlerimiz baba ocaklarından kovulmuş ve nihayet başkalarına gösterilen engin hoşgörü ülküdaşlarımızdan esirgenmiştir. Oysa bizler olağanüstü kurultay sürecinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin Sayın Genel Başkanı'na maksadı ve terbiye sınırlarını aşan tek bir söz bile hiçbirimiz söylemedik. Ya bir yol bul, ya bir yol yap, ya da bu yoldan çekil dedik kendisine. Ancak Milliyetçi Hareket Partisi yönetimi iktidar sahipleriyle bir olup ülkücü hareketi yok saydı. Olağanüstü kurultay için yasa ve tüzükte belirtilen sayının 3 katı kadar imza toplanmasına rağmen kurultayımız yapılmadı. 10 Temmuz'da kurultay devlet sözüdür dendi, ona da varız dedik. Ancak devlet sözü de bildiğiniz gibi bir yalan oldu. Adaletin terazisi şaştı, davacısı ve davalı aynı tarafta olan ucube bir mahkeme kararı ile yolumuz kesildi. Sonrası bildiğiniz gibi. Milliyetçi Hareket Partisi'nde kıyım başladı. Parti kurucularımız, genel başkan adaylarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, il ve ilçe başkanlarımız, velhasıl demokratik hakkını kullanan arkadaşlarımız haksız, hukuksuz ve yersiz gerekçelerle partimizden ihraç edildiler. Olağanüstü hal rejiminin gölgesinde sürdürülen ve halen devam eden Milliyetçi Hareket Partisi olağan kurultay süreci de ne yazık ki demokrasinin linç edildiği, ülküdaşlık hukukunun hiç edildiği bir süreç olarak tarihe kara bir sayfa olarak geçti. İlçe düzeyinde bile muhalif adaylara tahammül gösterilmedi. Seçim kazanma ihtimali olan il başkan arkadaşlarımız türlü hile ve desiselerle seçimlere sokulmadı. AKP'den devşirme üyeler delege yapıldığı için şu anda bir ilimizin kongresi 2. kez iptal edildi. Salona alınmayan ilçe başkanı aday arkadaşlarımız başkanlığı aldı ama görevden alınmaktan kurtulamadı. Kısacası belki de tarihin hiç kimsenin yapamadığı bir ülkücü kıyımı yaşandı. Bu hadiselerle MHP ve ülkücü hareket bizim baba ocağımızdır
ve camiamızdan, canımızdan aziz bildiğimiz vatanımızdır diyen davamızın vefakar mensupları, şairin dediği gibi öz yurdunda garip, öz vatanında parya durumuna düşürüldüler. Bizimle birlikte dava nöbetinde bir ömür geçirenlerin Milliyetçi Hareket Partisi için dile getirdikleri görüş ve önerilerin bu yönetim indinde zerre kadar kıymeti harbiyesi kalmamıştır. Partili Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ülke yönetimi tek adama verildiği gibi bu sürece kayıtsız şartsız desteğini ortaya koyan Milliyetçi Hareket Partisi'nde de artık tek adam yönetimi maalesef kalıcı hale gelmiştir. Geldiğimiz noktada Milliyetçi Hareket Partisi'nde genel başkan ve yönetim değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez ibaresi, ilkesi Milliyetçi Hareket Partisi tüzüğünün adeta yazılı olmayan birinci maddesi olmuş ve Milliyetçi Hareket Partisi tek bir kişinin partisi haline getirilmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi'nde nihayet MHP olmaktan çıkarılmış ve başkalaştırılmıştır. Ortada kala kala Milliyetçi Hareket Partisi'nin sadece ismi, bir de arkadaşlar Mahsun Üçhilali bırakılmıştır. Ülkemizin kaderini tek bir kişinin dudaklarından çıkacak karara bırakmanın adı demokrasi, hürriyetçilik ve şahsiyetçilik ilkesini yok sayarak Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkücü Hareket'in kaderini de tek bir kişinin kararına bağlamanın adı ülkücülük olamaz değerli arkadaşlarım. Yönetim iktidarın dümen suyuna girmiş bir Milliyetçi Hareket Partisi içinde kalarak ülkemizin göz göre göre otoriter tek adam rejimine sürüklenmesini önlemenin maalesef artık imkanı kalmamıştır. İzlenen politikalarla, hareketin şahsiyetiyle oynanmaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi'ne duyulan güven maalesef halk nezdinde yerle bir edilmiştir. Bunu yapmaya hiç kimsenin hakkı yoktur ve arkadaşlar haddi yoktur. Uzun uzun düşündüm. Dava arkadaşlarımla ve ailemle istişare ettim. Nihayet siyasi hayatımın belki de en zor kararını verme noktasına geldim. Kanaatim odur ki millet ve devlet bekası her türlü bağ ve taassubun üstündedir. Cesaret ve atılganlık göstermek, yeni bir yol bularak, gerekirse demir dağı eritmek, aydınlık geleceğin mimarı olmak demektir. Şunu net olarak ifade etmek isterim. 61 yaşındayım. Hiçbir çıkar ve hesap gütmüyorum. Biliyorsunuz ki olacaklarım hala hazırda olduklarımdan fazla değildir. Tek muradım çocuklarımıza ve torunlarımıza daha müreffeh bir Türkiye Cumhuriyeti bırakabilmek için son nefesime kadar mücadele etmektir. Şahsımın önünde üç yol bulunmaktadır. Ya bu diktaya rıza gösterip bir günde 44 il kongresi yapan zihniyete göstermelik bir mücadeleyle meşrutiyet kazandırmak üzere gidip gidilecek, ya sessiz ve sakince hiçbir şey olmuyormuşçasına sinip kalınacak, ya da yola çıkanlara omuz verilip yol arkadaşlığı olunacaktır. Değerli arkadaşlarım, ben yolda olmayı varmaktan üstün sayanlardanım. Bu yeni mücadeleye omuz vermeyi milli bir vazife sayıyorum değerli arkadaşlar. Bilinsin ki
Bu mücadele bir gereklilikten doğmuş. Kendi yatağını mecburiyetle bulmuştur. Türkiye sivil bir siyasi hareketi hasretle beklemektedir. Milletimiz birbirinin kopyası lider ve partilerden bıkmıştır. Milletimiz ortak aklın egemen olduğu, cumhuriyetin kurucu değerlerine ve insanımızın mukaddesatlarına hürmet gösterilen bir hareketin özlemi içindedir. Bu hareket muhakkak ki iktidar olacaktır. Cenab-ı Allah bunu inşallah bizlere gösterecek. Yeni Türkiye masallarıyla girilen dehlizlerden çıkılacak, insanımız emniyetli ve adil bir Türkiye'de güvenle yarınlarına bakacaktır. Nefsimizi bir kenara koymak ve rahmetli başbuğumuz Alparslan Türkeş'in cesaret, yüreklilik, atılganlık olmayan hiçbir dava başarıya ulaşamaz sözünün gereğini hep beraber yapmak mecburiyetindeyiz. Değerli arkadaşlar, bir düşünürün dediği gibi kıyıyı gözden kaybetmemeye cesaret etmedikçe insan yeni okyanuslar keşfedemez. Biz inşallah hep birlikte yeni okyanusları keşfetmeye hep birlikte hareket ederek başaracağız değerli arkadaşlarım. Atalarımız yüzyıllar boyunca bizler zafere değil sefere memuruz düsturuyla yeni denizlere ve okyanuslara sefer ilan ettiler ve üç kıtaya hükmettiler. Biz de aynı ülkü ve aynı iman ile sefer bizden, zafer Allah'tandır diyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'nde kalan bütün ülküdaşlarıma varsa hakkımı helal ediyor, onların da haklarını helal etmelerini rica ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi yönetimine de arınma, temizlenme ve iktidara yürüme konusunda da başarılar diliyorum. Bu büyük, en büyük hakem olan milletimiz hepimizi değerlendirecek ve yapılacak ilk seçimde herkesin notunu verecektir. Şairin dediği gibi, el mi yaman, bey mi yaman, yakında gösterir zaman diyoruz ve kararı aziz Türk milletine bırakıyoruz. Bizler kuracağımız yeni partiyle Türk milletinin önüne yeni ufuklar açmaya geliyoruz. Terörün kökünü kazımaya, yoksulluğu yok etmeye ve işsizliğe çare bulmaya geliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucu ilkelerini korumaya, Türk milletinin milli ve manevi değerlerini hakiki manada ihya etmeye, vatanımızın birliğine, dirliğine ve bütünlüğüne sahip çıkmaya, ayrımcılığa, ötekileştirmeye, haksızlığa, hukuksuzluğa ve her türlü adaletsizliğe son vermeye geliyoruz. Ülkemizde tıkanan demokratik mücadele kanallarını açmaya, milletimize hizmet için yeni bir tercih, yeni bir umut olmaya geliyoruz. Her beceriksizliğine bir bahane, her hatasına bir günah keçisi bulan, her önüne gelene aldanan ama yıllar yılı milletimizi türlü hilelerle aldatan bu pişkin iktidardan da sandık önünde hesap sormaya geliyoruz. Bayrağı en yükseğe ve en ileriye taşımaya gayret edeceğiz. Koltuklarımızda oturup kalmayacağız. Koşacağız, koşturacağız. Çok çalışacağız. Türk siyasetine yeni bir soluk getirerek Allah nasip kısmet ederse milletimize umut olacağız. Metal yorgunu olanlar bilsin ki kurulmuş çelik bir yay gibi geliyoruz. Rahat olanları rahatsız etmeye geliyoruz. Şairin dediği gibi koşan elbet varır,
düşen kalkar. Kara taştan su damla damla akar. Birikir sonunda gümüş bir göl olur. Arayan hakkı en sonunda bulur. Aziz milletimizde ve bütün gönüldaşlarımla hukukta, hakta, hakikatte ve güzel ülkemizin aydınlık yarınlarında buluşmayı gönülden diliyorum. Niyetimiz hayırdır. Akıbetimiz de hayırlı olur inşallah diyorum. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken yeni partimizin ülkemize, milletimize, Türk ve İslam alemine hayırlar getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Bütün katılımcılara teşekkür ediyor. Hepinize selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Gönül Hanım. Yok. Yok, Tuncer Akşener kalsın. Söylenecek her sözü Sayın Bakanımız söylediler. Kendisine, ailesine ama en çok da Gönül Sultan'a çok teşekkür ediyorum. Bugün bu tablonun oluşmasında en büyük katkı Gönül kardeşime aittir. Kalbi teşekkürlerimi kendisine sunuyorum. Çok söz söylemeyeceğim. Sayın Bakanımız söyledi. Sadece biz Türkiye'ye tıkanmış siyasetine çok önemli bir seçeneği oluşturmak için yola çıktık. Küçücük bir Türkiye'nin içinde bulunduğu, gençlerinin içinde bulunduğu küçücük bir anıyı, araştırmayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Benim geldiğim yerde olan çocuklar, ben nereden geldim? İzmit'in Gündoğdu köyünden geldim. Dün bu cumhuriyeti kuranlar benim gibi köylerde olan kız çocuklarına, erkek çocuklarına kabiliyetleri ölçüsünde bir yol yapmışlardı, bir yol açmışlardı. İzmit'in Gündoğdu köyünde doğmuş, büyümüş ve bugün karşınızda size hitap eden bir Meral Akşener'in oluşmasına yol açmışlardı. Bugün benim geldiğim yerdeki çocuklara üzerinde yapılan araştırmada çıkan sonuç budur. Bir üçgen düşünün, başında ümit eşittir ümitsizlik. Üçgenin bir ucunda kader, bir ucunda keder. Bu çocuklara hayal kurduramıyoruz. Israrla bir hayal kurun dendiğinde hayal kuramadıkları ortaya çıktı. Sayın Bakanım 61 yaşında olduğunu söyledi. Ben de 56 doğumluyum. Demek ki yaşıtız. Biz hayaller kurardık eskiden. Çok ekonomik olarak yüksek ailelerin çocukları olmamamıza rağmen hem kendimiz için hem ülkemiz için tasavvurlarımız vardı. Hayallerimiz vardı, hedeflerimiz vardı. Ve bugünün o gençleri, 18-25 yaş arasındaki o gençleri hayal kuramadıkları gibi en ilginci de nedir biliyor musunuz? Bizden daha yaşlı bir dile sahipler. Soruyorsunuz o gençlere, diyor ki kader, kısmet, nasip, sağlık olsun.
hepsi bir babaanne, bir anneanne, bir dede lisanına sahipler. 15 yaşında evlendirilmiş, 18'inde iki çocuğu olan o genç kadınlara ısrar ettik. İlle bir hayal kur dedik. Kurulan hayal nedir biliyor musunuz? Bir kuş olup uçmak, bu ülkeden gitmek istiyorum. İşte aldatılanların, aldatanların, kandıranların, kandırıkçıların ülkemizin gençlerini getirdiği nokta budur. Cenab-ı Hak ben ve arkadaşlarıma bu yolu açacak inanıyorum. Cenab-ı Hak birliğimizi, beraberliğimizi öyle kavi edecek ki sözümüzün arkasında o kadar net duracağız ki Cenab-ı Hak bizi menzile ulaştıracak ve bu kandırıkçı, kandırılmış iktidardan inşallah sizin gayretiniz Cenab-ı Hakk'ın nasibiyle, demokrasiyle sandıkta kurtulacağız. Ben tekrar Sayın Bakanıma en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Bu yolculukta çok büyük bir gücü birlikte hayata geçireceğiz. Milletvekili arkadaşlarımızla, Sayın Özdağ ile, ki kendisi yurt dışında olduğu için selamları vardır, bir büyük yürüyüşü bugün başlatacağız ve Cenab-ı Hak inşallah gayretlerimizi karşılıksız bırakmayacak. Gayret bizden, tevfik Allah'tan.